Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyicilerimiz, yepyeni bir Kur'an'ı anlamak programıyla yine sizlerle beraberiz. Malumunuz Yusuf suresini ele alıyorduk. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlattığı sure. 9. ayet-i kerimede kalmıştık. 58-59. ayet-i kerimelerde kalmıştık. Kaldığımız yerden inşallah tefsirini yapmaya devam edeceğiz. Emre hocamız bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Malumunuz hocam 58. ayet-i kerimede evet. Kalmıştık. Buradan inşallah başlayarak devam edelim inşallah. Tabii öncelikle biraz geçmişten de misal vererek, bahsederek konuya giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatan bir sure olduğu için Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı bize çok ibretler arz ediyor. Bu ibretleri bizim böyle üstün körü geçerek anlama şansımız yok. Böyle hem bilerek hem daha iyi anlayarak hayatımızdaki bazı olaylarla da endeksleyerek ancak bu surenin tam manasıyla hakikatine ermiş olabiliriz. Geçmişiyle alakalı, geçmiş ayetlerle alakalı Yusuf Aleyhisselam hapishaneden kurtuluyordu. Hashasal hak. Bütün her şey gerçekler meydana çıktı. Artık Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında fitneye dair yer kalmadı. Allah bütün fitneleri üzerinden, bütün kötü düşünceleri, töhnetleri, karanlık düşüncelerin hepsini kaldırdı. Yusuf Aleyhisselam'ı burada Allah Celle Celaluhu kurtardı. Kralın yanında ne olmuştu? Vezir-i Azam, Maliye Bakanı olmuştu. Ve Yusuf Aleyhisselam şöyle bir şey söylemişti rüya tabir ederken. 7 yıl, 7 tane yıl bolluk geçecek, 7 tane yıl kıtlık geçecek demişti. 7 tane bolluk yılı da geçmiş, kıtlık yılları gelip çatmış. Evet. Böyle bir durum var. Yusuf Aleyhisselam bakanlık vazifesinde görevini yerine getiriyor. Hatta Yusuf Aleyhisselam için bolluk geçen 7 yılda bütün ambarları buğdayla, yiyecekle dolduruyor. Çünkü biliyor 7 tane kıtlık yılı gelecek. Geliyor. 7 tane kıtlık yılı geldiği zaman da hazırlıklı zaten Yusuf Aleyhisselam. Bütün hepsi Yusuf Aleyhisselam'a bakıyor. Yusuf Aleyhisselam kendi bile bu kıtlık yıllarında yemek yemediği, başkalarına dağıttığı, krala, ahalisine bir öğün yemek verdiği söyleniyor. Böyle tedbir almış. İlk yıl parayla sattığı, ki bir yandan da o malı paraya çeviriyor. Çünkü daha sonraki yıllarda para lazım olacak. Sonraki yıllarda malı malla değiştiriyor. Sonraki yıllarda da artık tabii insanlarda ne para kalıyor ne bir şey kalıyor. O yüzden hibe etmek durumunda kalıyor. Böyle bir durumda Yusuf Aleyhisselam'ın kapalı hali, fitne hali Mısır ve çevresinde düzeldi. Ama babası ve kardeşleri nazarında daha düzelmedi. Çünkü babası biliyor ki Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından öldürüldü veya sürgün edildi. Ama bir peygamber mutlaka oğlunun yaşadığını biliyordur. Hasret kalmak zorunda. Öldürecekler çünkü kardeşleri. Yusuf Aleyhisselam babasından ayrı. Yusuf Aleyhisselam kardeşleriyle arası bozuk. Böyle bir hadise mevcut. İşte tam bu esnada kıtlık yıllarında Yusuf Aleyhisselam'ın abileri babalarından izin alarak diyorlar ki ey babamız falan yerde Mısır'da bir aziz var, ölçüyü tam yapıyor, insanları geri çevirmiyor. Biz de bir takım sermayemizi alalım, para o zaman yanlarına alıyorlar veya değiş tokuş yapacakları malzemeleri, zahirelerini, metalarını yanlarına alıyorlar. Mısır'a geliyorlar. Ayet-i Kerime bize burayı anlatıyor. Peki bu ayetlerin genel manası ki Yusuf Aleyhisselam buradan da zaferle
çıkacak. Fitne, fesat tamamıyla ortadan kalkacak. Ama Allah her şeyi bir sebebe bağlamasının örneğini de bu ayetlerde yine görmüş oluyoruz. Ayet-i kerimede devam edelim, başlayalım ayet-i kerimemize. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفُ Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a geldiler. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ Yanına girdiler. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı, kardeşleri ise Yusuf'u tanımadılar. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Neden tanımadılar? Çünkü çok uzun yıllar geçti. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında daha 17 yaşlarında olduğu söyleniyor. Ama Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gitti, orada bir müddet kaldı. 13 yıl, 9 yıl, işte 7 yıl, 13 yıl gibi rakamlar hapiste kaldı. 7 yıl kıtlık zamanı geçti, bolluk zamanı geçti, birkaç yıl da öyle geçti. Yani nereden baksan 20 yıldan fazla bir süre geçmiş. 17-18 yaşlarında da olduğunu düşün. 17-18 yaşlarındaki bir genci, kardeşin dahi olsa bir yere göndersen, 20 sene hiç görmesen, o adeta dede gibi yaşlı bir insan olarak saçı sakalı ağarmış, dökülmüş de olabilir yani. Evet, bir de hocam zaten Mevla Teala Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atıldığı vakit Mevla Teala vahyetti Yusuf Aleyhisselam'a. Ve uhayna ileyhi, ona vahyettik Yusuf Aleyhisselam'a, kuyuda vahyediyor Mevla Teala kuyuya atıldığında. Letunebbi ennehum bi emrihim hâzâ ve hum lâ yeş'urûn. Muhakkak ki sen onlara, onların bu işini kuyuya attı meselesi var ya, bu işini onların farkına varmadığı bir zamanda haber vereceksin. Yani bir de onu, hani 15. ayet-i kerime bu, biz 50'lerdeyiz. Evet. Yani Mevla Teala kuyuda Yusuf Aleyhisselam'a söylüyor bu anı, şu an yaşamış oldukları, kardeşleri geldi. Kardeşleri tanımadı, Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Evet. İşte bunu Mevla Teala vahyetmişti. Sen işte ne yapacaksın? Onlar seni tanımadığı bir zamanda sen onları tanıyıp bu haber, bu işinlerini haber versin diyecekti. Tabii aradan zaman geçiyor, Yusuf Aleyhisselam, onlar yaşlanıyor. Bir de Yusuf Aleyhisselam gelen misafirleri perde arkasından araştırttırıyor. Kardeşlerinin bir gün ona geleceğini bildiği için araştırttırıyor. Hani huyları benziyor mu? Acaba benim kardeşim mi diye. O yüzden Yusuf Aleyhisselam araştırdığı için onları tanıyor. Evet. Öyle bir mesele de var tabii. Tabii yani bunlar tabii hepsi rivayet. Bu şekilde hadise cereyan ediyor. Yusuf Aleyhisselam tabii onların mallarını veriyor. Değişmesi gereken şeyleri değiştiriyor. Herkese yaptığı gibi. Şöyle bir ifade kullanıyor Yusuf Aleyhisselam. Siz diyor nerelisiniz? Yabancı biri gibisiniz. Yoksa casus musunuz? Deyince tabii bir anda kardeşleri karşılaşmadıkları bir muameleyle karşılaşıyorlar. Duymadıkları bir ifade duyuyorlar. Casus yerine, ajan yerine koyuyor onları Yusuf Aleyhisselam. Suratlar değişiyor, bakışlar değişiyor. Hemen başlıyorlar bu sefer ne var ne yok dökmeye. Biz işte 12 kardeşiz, bizim babamız Yakup, Allah'ın peygamberlerinden peygamberdir, bizim soyumuz bellidir, biz Kenan ilinden geldik, kardeşlerimizin ikisi öz, 10 tanesi öz olmak üzere ikisinin biri Yusuf, o öldü, kurt kaptı onu, ondan sonra diğer kardeşimizi de babamız yanından ayırmaz, diğer kardeşinin o ölen oğlunun hasreti için onun yanına alır. Biz de 10 kardeşiz, buraya geldik deyince kardeşleri Yusuf Aleyhisselam onlara karşı olan bakışını netleştiriyor. Tamam, bunlar benim kardeşim. Orada anlıyor yani, netleştiriyor. Bu netleştirmeyi gerçekleştirdikten sonra tabii hemen وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ onların yüklerini hazırlıyor ve onlara şöyle söylüyor.
قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ اَب۪يكُمْ O kardeşiniz var demiştiniz ya hani diyor. 10 tanesiniz bir tane daha kardeşimiz var dedi. Biri öldü dediniz. Evet. Bir daha geldiğinizde o kardeşinizi de yanınızda getireceksiniz diyor. Evet, çünkü böyle söylüyor. Babası Yusuf Aleyhisselam her bir kişi için bir deve yük malzeme veriyor. Kıtlık zamanında Yusuf Aleyhisselam'a geliyorlar. Zaten onlar da kıtlık vurduğu için geldiler. Evet. Ama bunlar 12 deveyle geliyor, 11 kişiler. Soruyor kardeşinin olduğunu ki zaten biliyor. Bünyamin anadan Yusuf Aleyhisselam'la kardeş. Onu niye getirmediniz? İşte o babamızın yanında. Yusuf Aleyhisselam diyor demek babanız ona daha düşkün, onu daha çok seviyor. Ama adil, Yusuf Aleyhisselam adil veriyor. Yani deve sayısına göre değil, kişi sayısına göre erzak veriyor. Ve diyor ki o 12. deveyi hani bahane kardeşinin gelmesine, kardeşinizi işte getirirseniz evet vereceğim. Onlar o şekilde tekrar tabii babasına dönüyorlar. Evet. Yani bu şekilde talepte bulunuyor. Ela teravne enni ufil keyle ve ene hayrul muzilin. Ben ki diyor biliyorsunuz, görüyorsunuz ki ölçüleri tam yaparım. Evet. Ve misafirleri en güzel şekilde ağırlarım. Yani benden yana sıkıntı yok. Madem siz bir kardeşinizin daha olduğunu söylüyorsunuz, doğru söyleyen kimseyseniz o zaman onu da getireceksiniz, göreceğiz. Diyorlar. Feillem tüni ve bunun üstüne basa basa devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Feillem tüni bihi fela keyle leküm aidi ve la tekrabun. Eğer kardeşinizi getirmezseniz bir daha benim yanımdan hiçbir ölçek bir şey alamazsınız. Benim yanıma da giremezsiniz. Evet. Çünkü yalan mı söylüyorsun? Belli olacak. Belli olacak. Getiremezseniz demek ki siz yalancısınız. Bir daha malınız bitince benim yanıma gelmeyin. Gelmeyin. Bu şekilde talepte bulunuyor Yusuf Aleyhisselam. Tabii neden Yusuf Aleyhisselam böyle yapıyor? Aslında Allah'ın ona nasip edeceği bir güzelliğin peşine düşüyor Yusuf Aleyhisselam. Yani bakıyor ki hakikaten işler benim lehime gidiyor. Allah kardeşlerimi getirmiş. Tanımıyorlar. Diğer kardeşimin de gelmesi lazım. Babamın da gelmesi lazım. İsteği bu, arzusu bu. Onları yanına almak. Bunu nasıl yapacak? İşte böyle bahanelerle evet yapıyor. Böyle bahanelerin peşine gidiyor. Çünkü bu bahaneleri de denkleştiren, nasip eden Allah Celle Celaluhu. Yani biz bakıyoruz ki hani bir başımıza bir olay geliyor. O an düzelmesini biz talep ediyoruz. Aslında Allah'ın ilminde böyle bir şey yok. Yani bu mucize olur. Mucize peygamberler olur, keramet Allah dostlarına olur. Tarikat-ı Aliye'de de keramet istemek caiz bir şey değildir. Dolayısıyla Allah'ın kaderine teslim olmak, işte burada mesele bu. Yani Allah böyle senaryoyu çizmiş. Senin bunun dışına çıkma isteğin kulluğun dışında bir şey. Yani her şey bir gecede düzelsin, bir anda düzelsin. Böyle bir şey yok. Mesela Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman, Peygamberimiz bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiştir, doğru. Ama bu hayatında bir kere olmuştur. Onun dışındaki olaylara baktığımızda, hicrete gidecek Peygamberimiz canıyla tehlike altında yolunu değiştirmek zorunda kalıyor, yürüye yürüye gidiyor. Kılavuz tutuyor, para veriyor, deve tutuyor, para veriyor. O taş yolları yayan yürüyor. Yani bunlar var. Dolayısıyla şimdi diyorlar ya mesela bir afet oluyor veya işte bir olay oluyor. İşte hadi şeyhiniz veya mürşidi kamiller hakkında ileri geri konuşanlar diyor ya hadi işte düzelsin. Yani sanki o sihirli değneği var. Evet. Hani hadi dokunsun. Tamam dua hangi şeyhti yani ismini Abdullah Dehlevi Hazretleri'ne bunlar Mevla'nın nazlı kulları. Diyorlar kurak geçiyor beldesinde tarlalar. İnsanlar kırılıyor susuzluktan.
Bu zat gidiyor, buna yalvarıyorlar. Ne olur senin duan makbuldür efendi. Gel yağmur duasına lütfen. Mevla Teala'dan yağmur iste, bizi kabul etmiyor Mevla Teala. Ve Abdullah Devli Hazretleri çıkıyor, ya Rabbi diyor, yalvarıyor. Ya Rabbi sen diyor bu yağmuru yağdırmadan ben buradan kalkmıyorum diyor. Ve naz makamı, yani nazlanıyor açıkça Mevla'ya. Çünkü sevgili, seviyor Mevla'yı. Mevla da onu seviyor. Ve neticesinde Mevla Teala yağmuru gönderiyor. Şakır şakır insanların üzerine yağmur yağıyor ve bolluk oluyor. Yani şimdi bir böyle bir boyut var. Bir de Allah'ın takdiri var. Eğer Allah zaten takdirini o kulunun duasına bağlamış orada. Yani yağdıracak Mevlam, o kulu bekliyor. Ama Mevla bir beldeye bela verecek ya. Ondan sonra sen en büyük zat dua da etse Mevla zaten, yani eder mi etmez mi o da meçhul. Çünkü Mevla'nın bir takdiri varsa etmez belki de. Sen ediyor zannedersin. Çünkü Mevla çizmişse bir şeyi, onu zaten peygamber de çeviremez. Çünkü o mutlak kaderdir, o yaşanacak. Peygamber zaten ve evliyaullah, hakiki evliyaullah zaten onu çevirmek istemez. Çünkü bu mutlak kaderdir, bu yaşanacak. Yani evet, bu bela olacak. Yani ümmete başına bu bela gelecek mi? Zaten evliyaullah ne yapar? Ya bu olacak. Biz bunu hak ettik, bu yaşanacak. Ya hadi dön, hadi kurtarsın ya, hadi afetten. Hayır, o zaten razı gelmiş. Sen razı gelmediğin için ondan olağanüstü bir şey bekliyorsun. Evet. Mesele bu yani. Evet. Mevla bir şeyi bir şeye bağlamıştır. Bazen birinin duasına, bazen birinin Mevla'ya yakarışına, birinin gözyaşına, bazen de acıya. Çekeceksin o acıyı toplum olarak veya kişi olarak, sonra kurtaracaksın. Bir şey, yani sebepler aleminde her şey bir şeye bağlanmıştır. O yüzden anormal görmeyelim. Ya işte hadi kurtarsın falan. Kimseden de öyle bir şey beklemeyeceksin yani. Tabi buradaki mesele de bu. Yani Yusuf Aleyhisselam da sebebi sarılıyor. Yani hani boş vermiyor. Yani o sebep, o sebebin peşine gidiyor ve ısrar ediyor. Israrları neticesinde kardeşleri galu diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'a, senuravidu anhu ebahu وَاِنَّا لَفَعَيْلُونَ biz mutlaka, yani Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar ısrar ettiğinin bir göstergesi bu. Biz hemen, yani senuravide hemen, yani gider gitmez hemen babamızdan bu talebini isteyeceğiz. وَاِنَّا لَفَعَيْلُونَ yani iki tane burada tekit geliyor. وَاِنَّا mutlaka لَفَعَيْلُونَ mutlaka yapacağız. Yani muhakkak yapacağız. Yani burada bir çok önemli bir ciddiyet var. Hani o ya işte onu da getirseniz de olur. O da tamam bakarız ya falan. Hani böyle bir muhabbet yok. Kur'an ayetlerinin nahiv boyutuyla baktığımızda Kur'an bize bunu söylüyor. Mutlaka Yusuf Aleyhisselam, mutlaka kardeşinizi getireceksiniz. Getirmezseniz eğer, şart ifadeleriyle söylüyor. Evet. Burada tabii feillen mesela, bunlar hep şarttır. Yani getirmezseniz yanıma giremezsiniz. Yani bu kadar kesin konuşuyor. Ve bu sefer onların kelamı da aynı şekilde kesinlik ifade ediyor. Yani tahkik ifade ediyor. Tekit ifade ediyor. Bunlar çok önemli. Burada Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar sebeplere sarıldığının da bir göstergesi. Yusuf Aleyhisselam tabii yanındaki adamlarına şöyle söylüyor. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ diyor ki Yusuf Aleyhisselam, onların diyor mallarını güzel hazırlayın, sermayelerini de yanlarına koyun. Yani verdikleri paraları, malları da iade edin onlara. Yani malları bedava verelim biz onlara. Daha لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ
ailelerinin yanına döndüklerinde ki görsünler. Aa, bir baksınlar, bu nasıl bir insan ya? Bizim mallarımızı, bizim paralarımızı da bize iade etmiş bizim haberimiz olmadan. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Yusuf Aleyhisselam o kadar çok bu olayın gerçekleşmesini istiyor ki inşallah umulur ki dönerler. Burada teracci, yani ummak. لَعَلَّهُمْ inşallah umuyorum ki onlar dönerler. Yani paralarını iade etmesinin sebebi de yani etkilensinler, bir daha gelsinler. Evet. Bir daha gelecekler, bu sefer kardeşini götürmeden de gelemezler. Yalancı konumuna düşecekler. Evet, belki kıtlık zamanı, hani ben bunları yollarım, sonra kıtlıktan dolayı, fakirlikten dolayı paraları olmadığı için bir daha gelememe korkusu. Tabii öyle bir düşüncesi de var. Babası en neticede, Yakup Aleyhisselam, ona ihsanda bulunma isteği de hasıl oluyor tabii Yusuf Aleyhisselam'da. Bir de şöyle bir şey, dediğiniz gibi öyle bir şey de var. Yani gelemezler diye de paralarını veriyor ki hani bir daha gelsinler diye. Evet. Yani illa anlaşılıyor ki Yusuf Aleyhisselam onları bir daha oraya getirtmek istiyor. Ayetlerden anladığımız bu. Onlara ihsanda bulunuyor. Onlar tabii bu ne yüce güzel zat deyip tekrardan ihsanda bulunacağını anlatmaya çalışıyor. Yani bak, ben böyle bir ihsanda bulundum. Gelirseniz bir daha bulunur. Daha güzeli var. Bütün sebep gelsinler. O Bünyamin hani kardeşiyle beraber tekrardan hani kavuşma isteği bir bakın. Evet. Şimdi tabii kardeşleri yola koyuluyorlar. Mısır'dan çıkıyorlar Kenan iline doğru. Kendi yerlerine, babalarının yanına kadar uğruyorlar. Yakup Aleyhisselam'ın yanına gidiyorlar. Felemma raca'u ila ebihim. Ne zaman ki babalarının yanına varıyorlar. Kalu ya ebana. Ey babamız. Münya minnel keylu fe arsil ma'ana ahana nektel. Ve inna lehu lehafizun. Ey babamız diyorlar. Başlıyorlar anlatmaya, böyle oldu. İşte orada birisi var. Aziz bize çok iyi davrandı. Paralarımızı yanımıza koydu, şöyle yaptı, böyle yaptı. Biz diyor bir daha gitmemiz lazım ama diyor kardeşimizi de bizden talep etti. Yani Bünyamin'i de alıp götürmemiz lazım diyor. Sen merak etme, biz onu mutlaka koruruz diyor. Bir de şöyle bir ifade kullanıyorlar. Fe'arsil nektel. Burada da şey var. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kararlılığını babalarına da yansıtmaya çalışıyorlar ciddiyetini. Çünkü biliyorlar ki Yakup Aleyhisselam bunlara çocuk emanet etmez. O yüzden ne diyorlar bak? Fe arsil ma'ana ahana. Kardeşimizi bizimle beraber gönder ki nektel. Biz de oradan erzak alabilelim. Yoksa alamayız anlamındadır bu. Yani bizimle beraber kardeşimizi gönder ki biz de alabilelim. Yoksa alamayız. وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Merak etme, biz onu koruruz. Bak, daha Yakup Aleyhisselam'ın bir sözü olmadan böyle söylüyorlar. Merak etme, biz koruruz. Ne demek? Yani bir kere babalarının kendilerine güvenmediğini de biliyorlar. Tabii, bir kere yıktılar. Ya zaten Yakup Aleyhisselam hemen burada bu ayet-i kerimede bizlere beyan ediyor. قَالَ هَلْ اَمَنُكُمْ عَلَيْهِ İlla kema emintukum ala akhihi min qabl. Ben size bundan önce ne kadar güvendiysem o kadar güvenirim. Bundan önce de Yusuf'u size emanet etmiştim. Siz onu kıra oynarız, oynatırız, götürürüz, sahip çıkarız demiştiniz. Götürdünüz Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf'u kurt kaptı dediniz. Bir kanlı gömlek getirdiniz. Sonra Yakup Aleyhisselam hatırlarsak ayetlerde demişti ki nasıl oluyor yani böyle Yusuf Aleyhisselam'ı, Yusuf'u böyle kurt kapabiliyor diye. Sonra bana sabır gerek. Anlıyor ki bunlar bir oyun oynadı ama fazla üstüne gitmeye gerek yok. Çünkü bunlar eğer bu işten yanlışlık yaptığı ortaya çıkarsa Yusuf'u bu sefer öldürecekler. Yani başladıkları işi tamamlayacaklar. O sebepten dolayı hiçbir Yakup Aleyhisselam üzerlerine gitmedi.
serbest bıraktı. Bana sabır etmek düşer dedi. Bu Allah'ın takdiriymiş deyip sabretti. Dolayısıyla böyle bir hadise vuku bulduğu için Yakup Aleyhisselam bunlara güvenmiyor. Ve Bünyamin'i de Yusuf'tan sonra çok sevdiği için yanında tutuyor, yanında bulunduruyor. O yüzden ben çok fazla size emanet edici bir şey değilim ama anlıyorum ki siz de mal alabilmek, gıda alabilmek, erzak alabilmek için gitmeniz lazım. Benim de Yusuf'u, Bünyamin'i size teslim etmem lazım. Ne diyor? Fallahu hayrun hafıza. Koruyan, kollayan en hayırlısı Allah'tır. Allah'tan başka daha koruyucu yoktur. Ve huve erhamur rahimin. O merhamet edenlerin en hayırlısıdır. Yani buradan anlıyoruz ki bu ayetlerden Yakup Aleyhisselam hakikaten çocuklarına, Bünyamin ile Yusuf Aleyhisselam'a çok düşkün. Çok düşkünlüğün vermiş olduğu imtihan başına ağır bir şekilde geliyor. 10 tane ekip çocukları, ekip olan çocukları oyun oynuyorlar. Oynadığı bu oyunu Yakup Aleyhisselam anlıyor ama sesini çıkartamıyor. Allah'ın kaderine teslim oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Öyle bir halin, imtihanın içine düşüyor ki Yakup Aleyhisselam yine çocuğunu göndermesi lazım. Güvenmiyorum size diyor ama göndermek zorunda. Çünkü ne dedi çocukları? Sen fe'arsil nektel. Gönderirsen biz mal alabiliriz, yoksa alamayız. Yani mal alınması lazım. Çünkü açlıktan kırılıyor insanlar. Gönderecek. Bu sefer diyor ki fallahu hayrun hafıza. Ancak Allah korur diyor. Daha yapacak bir şey yok diyor. Merhamet edenlerin en hayırlısı da Allah'tır. Tabii diyor. Burada bir de şu var. Yani Bünyamin'in büyük olması, yani hayra ve salah, yani doğruyu yanlış ayırt edebilecek yaşta olması, Yusuf Aleyhisselam küçüktü. İkincisi, Yusuf Aleyhisselam'a güttükleri kinin kin kadar Bünyamin'e bir kinleri yoktu. Bunlar Yusuf Aleyhisselam'a gerçekten Allah'ın takdiri kin güdüyorlardı. Yani bu öldürmek istediler. Daha bundan büyük de kin olmaz yani, değil mi? Kardeşini, evet, bunu öldürelim diyebildiler. O kadar kinleri var. Ama Bünyamin'e karşı öyle bir kinleri olmadığı için Yakup Aleyhisselam bir müddet göndermeye meyletti. Bir de yokluk, kıtlık, mecbur kaldı. Ama en önemlisi burada Mevla Teala vahyetti. Onu muhafazası bana ait. Bunun için Yakup Aleyhisselam Allah'a tevekkül etti. Bak burada aslında önemli bir konu var hocam. Benim kanaatim Yusuf Aleyhisselam'da da Mevla Teala'ya tevekkül etti. Biliyordu başına bir şey geleceğini Yusuf Aleyhisselam'ın. Ama Mevla Teala'nın rızasına boyun bükerek Yusuf'u, en sevdiği oğlunu diğer çocuklarıyla beraber kıra yolladı ve çocuklar onu kuyuya attı. Kanlı bez getirip işte Yakup Aleyhisselam'a babacığım Yusuf'u kurt yedi dediler ve Yakup Aleyhisselam yine biliyordu. Yani sen babasın. Değil mi hocam? Evet. Yani bir tavşanın kurduğun kanını sürecekler bir gömleğe de inanacaksın. Oğlunun kokusundan anlarsın. Ki bu peygamber yani. Tabii. Mesele burası önemli. Peygamber bu. Allah'la bağlantılı bir insan. Sıradan bir insan değil. Böyle olduğu halde, bildiği halde ölmediğini, Yusuf'un kandırmaya çalıştıklarını bildiği halde Mevla bir şey yapmadı. Yani Yusuf'u korumadı Mevla. Çünkü takdir-i ilahi öyle gidecek kaderi. Yusuf Aleyhisselam'ı korumadığı halde demek ki Allah korumuyorsa ben niye koruyayım, değil mi hocam? Yani evet, önemli burası. Rıza-i ilahiyeye razı olmak. Allah'ın rızasına razı olmak. Yani inisiyatif koymuyor. Peygamberliğini ortaya koymuyor.
Bu nerede bak, bu başka nerede oluyor? Peygamberimiz Mekke'de namaz kılarken sırtına deve pisliği koyuyorlar. Peygamberimiz müdahale ediyor mu? Yani bir an dese ki ya Rabbi ne oluyor ya? Dese ki Resulullah'ın Taif'te her tarafını kanattıkları halde Cebrail aleyhisselam kızgın bir şekilde geliyor değil mi? Ya Muhammed diyor, söyle diyor, şu taşı, şu dağı kaldırayım, şunların kafasına geçireyim. Mevla hiddetleniyor. Resulullah Efendimiz ne diyor? Bilmiyorlar. Yani Mevla bunu başıma vermişse bu bir imtihan. Yusuf aleyhisselam Mevla korumadı. Çünkü işte böyle kuyuya gidecek, köle olacak, oradan satılacak, saraya gidecek, iftira uğrayacak, hapise girecek, hapisten çıkacak, Mısır'a sultan olacak. Bu yüzden korumadı Mevla orada onu, korumaya almadı. O zaman ben peygamber olarak niye inisiyatif koyacağım? Rıza, Allah'ın rızasına razı geldi. Ama burada Mevla Teala korumaya aldığında da razı geliyor. Demiyor, hayır yollamayacağım demiyor. Yani bir mümin bir yılan, bir delikten iki kere sokulmaz değil mi hocam? Öyle bir hadis-i şerif var. Evet. Bu ne? Yani bir hataya Müslüman ikinci kez düşmez. Çünkü temkinli davranır, onun dersini almıştır, ikinci bir hataya düşmez. Peki burada Yusuf Aleyhisselam niye yolluyor oğlunu? Allah'a tevekkül ediyor. Çünkü Mevla Teala bu kez onu korumasını aldım diyor. Alıyor, muhafazasını alıyor Mevla Teala. Bu sebeple Allah'ın rızasına razı geliyor. Gönderirken de razı geliyor. Göndermek istemediği halde Mevla gönder dedi diye de razı geliyor. Burası çok önemli. O zaman biz, buradan bize şu düşüyor. Biz, bir takdir vardır Mevla'nın takdiri. Senin doğumundan ölümüne kadar şunlar şunlar başına gelecek. Biz eğer başımıza gelen bir musibete, bir belaya, ki dünya hayatı diyor Mevla Teala, bela, musibet, imtihan, dert, keder bunlar olur. La rahate fit dünya, dünyada rahat yoktur. Böyle bir hayat. Bizim başımıza bir bela, ki bu lafı kolay da yaşan, başa vurunca zor, gelince zor. Ama Mevla Teala konuşturuyorsa yaşatsın da yani bize inşallah. Bir bela musibet geldiği zaman şunu diyebileceksin. Bu Allah'ın takdiri. Ama bu hani tedbir benden, takdir Allah'tan sözü var ya, yani tedbirini aldıktan sonra gelen takdire boyun eğeceksin. Bu önemli. Biz ama tedbir almadan takdire boyun eğmek diye bir şey yok. Hazreti Ömer camide bakıyor, iki kişi camiye geçmiş, ibadetle meşgul. Ne yapıyorsunuz siz burada? Biz Allah'a tevekkül ettik. Rızkınız Allah yollar, biz tevekkül ettik. Hazreti Ömer alıyor eline sopayı, kovalıyor bunları. Çıkıp Allah'ın yeryüzünde nimetinizi, rızkınızı arayacaksınız, ondan sonra tevekkül edeceksiniz. Evet, çalışacaksınız. Şimdi burada senin başına bir bela geldiği zaman sen tedbirini almışsın, tedbirini almışsın, bir bela gelmiş. O zaman o belaya isyan edemezsin. Çünkü o Allah'ın artık takdiridir. Boyun eğmek sana yakışır. Yani sen bu telefonu şuraya koyarsan bu tedbirsizlik olur. Düşünce kendine kız zaten. Ama sen bunu buraya koydun ortaya. Bu rüzgar geldi, uçurdu, attı, kırdı bunu. Artık burada takdirdir bu. İsyan edemezsin. Mevla böyle takdir etmiş. Yani basit bir misalden veriyorum. O zaman başına en büyük musibet gelse bile ne yaparsın? Bu takdiri ilahidir. Ben buna razı, rıza gösteririm. O zaman burada iki hasret olur. Bu seni isyandan isyandan seni uzak tutar.
Bir de yani Mevla'ya yaklaştırır. Bu çok önemli. İsyandan tevekkül ediyorsun, başına bela geliyor, takdir-i ilahi diyorsun, isyan etmemiş oluyorsun, kazanıyorsun ve iyi bir hasret ortaya koyuyorsun, yine kazanıyorsun. Bunlar önemli. Hani ayetlerden böyle derslerde çıkarmamız lazım inşallah. Yakup Aleyhisselam en neticede baba, Yusuf'u yollarken de Allah'a tevekkül etti. Evet. Başına gelecekleri bildiği halde. Bünyamin'i normal şartlarda yollamazdı asla. Ama yine Rabbine tevekkül etti. Çünkü Rabbi onu korumasına aldığını vahyetti. O zaman yine tevekkül etti, yine yolladı. Hepsi ne? Takdiri ilahidir. Bize de düşen, mümine düşen, onların diyor Mevla Teala başına bir musibet geldikleri zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun der. Muttaki kullardan bahsediyor. Yani başlarına bir musibet geldikleri zaman olacağı varmış. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyebiliyorlar. Yani aslında eski kullar, atalarımız, dedelerimiz bunu çok iyi başarmış. Başlarına bir bela musibet gelince inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu Allah'ın takdiri. Bu Allah'ın bana vermiş olduğu bu bela musibet Allah'ın takdiri. Sen belki Mevla bana isyan ederken zulmetti gibi düşünsen de zulüm gibi gözükebilir. Allah senden evladını almıştır. Belki başına bir musibet gelmiştir. Zulüm gibi algılamana bağlı. Öyle algılayabilirsin ama ahirete bir çıkacaksın. O kadar günahın var, o kadar sıkıntın var. Sırf o belayı verdim ya kulum, sabrettin. O beladan ötürü seni affediyorumu duyunca dünyada ben bunu bana zulüm olarak gördüm ama bak bugün bu zulüm değilmiş. Bu benim kârımmış diyebileceksin. Çünkü Allah kuluna zulmetmez. Kul kendine zulmeder. Mesele bu yani. Evet. Mevla Teala o yüzden bizi isyanlardan zulüm görüyorum havalarından, ya Rabbi ben sana ne yaptım gibi söylemlerden bizleri Mevla Teala muhafaza eylesin. Peygamberleri nasıl tevekkül ediyorsa bize de Rabbim o tevekkülü inşallah ikram eylesin diyoruz ve bir programımızın daha sonuna geliyoruz. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.